Valla pek iç açıcı görünmüyor. Şimdi mazot biliyorsunuz, mazotun fiyatlarını. Ondan sonra gübre çok aşırı fiyatlandı. Geçen sene 1600 lira, geçen sene demeyeyim hatta 5 ay önce 1600 lira olan gübre şimdi 3300 liraya kadar çıktı. Büyük bir bölümü çiftçinin 3300 liradan gübresini ekti. Ondan sonra bir %10 indirim yapacağız dedi hükümet. Bu %10'luk kısımla da herhalde %10 bir çiftçi faydalandı ondan da. 3000 lira şu anda. Geçen sene 5 ay önce 1600 lira olan gübre şu anda 3000 lira. 3100 lira hatta. Bu şartlarda ekim yapıldı. Ekim alanları tabii ki insanlar parası olmayan arkadaşlarımız ekemediler. İmkanı olmayanlar ekemediler. Ekim alanları daraldı doğal olarak. Gelecek seneye yani buğday beklentimiz ona göre düşük olacak. Geçen yıla göre düşük olacak. İnsanlar harcama yapmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Karşılığını alamama korkusu var. Benim bildiğim bileli bu soğan, patates depolarda muhafaza edilir. Bu karda, kışta insanlar tarladan soğan patates getiremezler. Şimdi hükümet sanki başka bir ülkenin hükümeti gibi depolara baskınlar yapılıyor. Depoda soğan olmazsa, patates olmazsa nereden gelecek bu soğan patates? Yani nasıl bir politika anlamakta zorlanıyoruz. İnşallah iyi olur diyoruz. İyi parti olarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İyi politikalara destek vereceğimizi, genel başkanımız iyi politikalara destek vereceğimizi ama iyi olmayan politikalara da karşı çıkacağımızı her fırsatta söylüyor zaten. Biz de genel başkanımızın dediği gibi bulunduğumuz bölgede, yerelde, genelde elimizden geldiği kadar iyi politikalara destek, iyi olmayan politikalara da karşı çıkacağız. Memleketimizin, milletimizin iyi olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Konular bir destekleme politikası var hükümetin. Destekleme mesela pamukta destekleme. Pamuğunu millet sattı. Pamuk bu sene çok sorunluydu zaten. Bir hastalık musallat oldu. Kurt mücadelesiyle epey bir zaman geçirdi çiftçi. Pamuk meydana geldi. İlk başlarda fiyatlar güzeldi. 4500 lira civarında bir fiyat açıklandı Çukurbirlik tarafından. Ondan sonra düşmeye başladı. Şu an 2500 liraya kadar düştü pamuk fiyatları. Yani insanlar karamsarlar. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini, ne ekeceklerini bilemiyorlar. Bir tarım politikası yok. Hükümetin böyle bir tarım politikası yok. İnsanları yönlendirmiyor. Yönlendirilmesi lazım. Yönlendirilmezse insanlar ne yapacaklarını bilemediklerini, mesela bu sene soğan fiyatları yükseldi. Seneye soğan aşırı bir derecede soğan olacak. İnsanlar toplatamayacaklar bile. Tarlada işçilik verip toplatmakta bile zorlanacaklar. Yani o politikaları Tarım Bakanlığı en azından böyle bir politika izlemesi lazım. Öncelik ürün olarak bizim mesela Adıyaman'da Adana Ovası'ndan daha müsait. Arazi olarak, hava şartları olarak bizim Adıyaman'ın iklimi, arazi yapısı her şeyi daha müsait. Ama maliyetler çok yüksek. Mesela biz burada kendi çabalarımızla sulamaya çalışıyoruz arazimizi. Elektrik maliyetleri çok yüksek. Urfa tarafında işte ta Mardin'e kadar Atatürk Barajı suyuyla sulanıyor. Adıyaman'ın 1/3'ünü işgal eden Atatürk Barajı Adıyaman'a su vermiyor. Biz dönüme maliyetimiz hemen hemen 250-300 lirayı buluyor. Yani çiftçinin karı gittikçe düşüyor yani. Maliyetleri arttıkça kar düşüyor.
aynı fiyatlara değerlendiremiyorsun şeyi. Mesela şu anda 2500 lira. 2 ay sonra fiyatlar belki de 5000 lira olacak tekrar pamukta. Çiftçinin elinden çıkana kadar fiyatlar çok düşük kalıyor. Çiftçinin elinden çıktıktan sonra işte tüccarın eline geçtikten sonra fiyatlar daha da yükseliyor. Yani çiftçi kazanmıyor. Ödeme durumunda devlet bir yapılandırma gibi şey gibi bir şeyler çıkarıyor. Bankalarda o karşılığı bulamıyor vatandaş. Mesela devlet diyor ki çiftçi borcunu yapılandırabilecek. Bankaya gittiğin zaman banka senden bir komisyon istiyor en başta. Komisyon vereceksin. İşte faizin yükselecek. Normal faizden değil de cari faizden, işte tüccarın kullandığı gibi o faizlerden kullanacaksın gibi şeylerden. Yani insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Doğru dürüst bir politikamız yok. Çiftçi açısından böyle yani.